tekrardan merhaba. Bugün sizlerle cupcake yapacağız. Yine sulu boya kullanarak yapacağız tabii ki. Bugün kullanacağım malzemeler Winsor & Newton'ın Cotton serisi 12'li. Kullanacağım kağıt da aslında defter diyebiliriz. Defter yani. Hane Mule'nin 200 gram sulu boya defteri. Sulu boya defterini yapmanıza gerek yok ya da marka olarak herhangi bir zorunluluğunuz yok. İstediğiniz 200 gramlık veya 300 gramlık kağıda yapabilirsiniz. Bayağı uzun zamandır da 200 gram kağıda bir resim yapmamıştım açıkçası. Öncelikle cupcake'in çizimini yapıyorum. Bu cupcake'in kremasını açıkçası çok iyi yapamadığımı söylemeliyim. Zaten ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Biraz çizimden bazen sıkılıyorum. Çabucak olsun istiyorum. O yüzden çizime çok önem göstermediğim zaman sonrasında da zaten ne yapacağımı çok iyi bilemiyorum. Tabi her zamanki gibi çizdiğimizi tekrar siliyoruz. Bu bana biraz komik geliyor bazen. Çiziyoruz ve siliyoruz. Bu cupcake'in altında kek kısmı var. Bu kek kısmı için yellow ochre ve birazcık da burnt sienna dediğimiz, yani hardal sarısıyla kahverengiyi karıştırarak elde ettiğimiz tonla yapıyoruz. Tabi yine en alt kısmı en açık tonu, yani sulandırarak kullanıyoruz ki en açık tonu elde edelim. Ve bu cupcake'in önünde biraz kek kırıntıları kalmış. Onları yaptım. Biraz krema kısmını yapacağım. Krema kısmı tam kahverengi değil. Birazcık kırmızımsı bir ton var. O yüzden biraz içine kırmızı ekleyerek ilerliyorum. Koyu belirlediğim yerleri koyu yapıyorum. Açık olmasını istediğim yerleri de eğer çok açık bırakamadıysam peçeteyle siliyorum. Kremanın koyu olan yerlerini biraz daha kahverengi ile yaparsak biraz daha belli olur. Daha güzel gözükür. Kremada biraz daha gerçekçi bir görünüm elde etmek istiyorsanız kaynaştırarak ilerlemelisiniz. Zaten benim yaptığım kremada şu an çok güzel olmadı. Ama şunu belirteyim, ben genel olarak resmim bittiğinde yaptığım resmi sevdim açıkçası. Zaten sevmesem burada da paylaşmazdım. Cupcake'in altı için böyle koyu gri bir renk elde etmek istiyorum. Bu yüzden mavi, kahverengi ve birazcık kırmızı ekleyerek gri bir görünüm elde edebilirsiniz. Şimdi bu resmin sağ tarafından ışık vuruyor. Ben daha önceki videomda yine söylemiştim. Çiziminiz önemli, temel çizim bilgileriniz çok önemli demiştim. Işık gölge de çok önemli bunun içerisinde. Onu söylemeyi unutmuştum. Bu resmin sol tarafı gölge oluyor. Sağ tarafı da ışık alan bir yer. O yüzden sol tarafını daha çok koyu yapıyorum. Koyu renkleri daha çok sol tarafta kullanıyorum. Bu cupcake'in en alt kısmında da kekin kendi renginden tonlar kullanıyorum, kahverengi tonlar. Biraz daha böyle kek arkadan görünüyormuş gibi bir görünüm elde etmek istiyorum. Bu arada yeşili hazırlayarak artık arkadaki yaprakları da yapıyorum. Şimdi sıra geldi incire. İncir içinde yine sarının açık tonlarını kullanacağım. Ama çok da sarı olsun istemiyorum. O yüzden bazen peçeteyle siliyorum. Kabuk kısmı içerisinde yine mor renk elde ediyorum. Bunu da zaten kırmızı ve mavi ile elde edebilirsiniz. Daha çok belki biraz daha mavi katarak daha koyu maviye yakın bir mor olursa incirin kabuğuna daha çok benzeyecektir.
Yine boşluklarla kırmızımsı, işte vişne çürüğü bir renk hazırlayarak boşluklu boşluklu incirin iç kısmını yapıyorum. İncirin iç kısmını tamamen boyamayın, aralıklı boyayın. Araya sarılar, turuncular ekleyebilirsiniz. Ve ben en son beyaz jel kalemle beyazlar da ekleyeceğim. Daha güzel gözükecek. Bu arada bu resimle beraber incir yapmayı çok sevdim. Zaten ben incir yapmak istiyordum. İncirli bir resim yapmak istiyordum. Pinterest'te de bu resmi görünce üzerine incir falan konmuş. Çok hoşuma gitti. Direkt bunu yapayım, önden bir gösterim olsun dedim. Öndeki kırmızı meyveleri yapıyorum. Yine en açık ton kırmızı kullanıyorum. Burada biraz daha vişne çürüğü olan renk var. Ondan çok fazla kullanmıyorum. Sadece kırmızı kullanıyorum daha canlı olsun diye. Çünkü buradaki kırmızı daha canlı gözüküyor. Ve o meyveleri yaparken sağ taraflarına beyaz boşluklar bırakmayı unutmayın. O sizin ışığınız olacak. Ve böylece daha gerçekçi, daha tatlı gözükecek. Şimdi yeşilimi daha çok koyu tutarak biraz daha iç kısımları koyu yapıyorum. Koyuluklar ekliyorum. Çok açık renk olmasını istemedim. Ama ön taraftaki, yani aşağı taraftaki yaprakları çok koyu yapmanıza gerek yok. Yine kremanın alt kısımlarına da gölge ekliyorum. Bir resmi bence kaliteli yapan şeylerden biri ışık gölge dengesi. Ben ışığı da gölgeyi de vermeyi çok seviyorum. Abartacak derecede. Bazen sanki ben gölge daha çok veriyorum gibi geliyor. Böyle koyu renkleri, gölgeli kısımları daha çok seviyorum ışıktansa. Şimdi beyaz guaj boyayla ışık veremediğim yerlere, ışık almasını istediğim yerleri beyazla boyuyorum. Bazen sulu boya kontrol etmek zor olabiliyor. Renklerimiz direkt koyulaşabiliyor. O yüzden sonrasında beyaz jel kalemle ya da guaj boyayla, akrilik boyayla elinizde hangisi varsa ışık almasını istediğiniz yerlerin ışıklarını ekleyebilirsiniz. Şimdi o kırmızı meyvelerin gölgelerini veriyorum. O rengi biraz daha koyulaştırıp içine mavi katabilirsiniz, mor olabilir. Bu tonlarla gölgelerini yapabilirsiniz. Son olarak resminizi waterproof dediğimiz su geçirmez diyebiliriz bu kalemlere. Böyle bir kalemle, bendeki şu an kullandığım 0.05 derece çizgilerini, kontürlerini geçebilirsiniz. Ben böyle yapmayı seviyorum. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Size zor gelmemiştir. Bu videoyla ilgili düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğene tıklamayı, hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.